Evet arkadaşlar, şöyle bir mekana geldik, göstereyim. Bugün Eylül'ün 7'si olmasına rağmen bayağı kalabalık arkadaşlar. Küçük bir koy burası. Ekmeksiz koy diye geçiyor. Sığacı yakınlarında, İzmir Sığacı yakınlarında, İzmir'e de çok yakın tabi, Seferihisar'a çok yakın. Fakat işin kötü tarafı burada çok gölgelik bir yer yok. İşte millet ağaçların altında denk getirebilirsen. Ama plaj kısmında zaten gölgelikler yok. Burada öyle çok fazla şey de yok. Tuvalet de yok değil mi burada ya? Bir de kabin gördük, değiştirme kabini gördük. Ne bileyim mi? Belli mi? Ondan sonra acıma. Fakat küçük bir plajı var. Fakat yan tarafta görüyorsan bak yelkenleri şurada, şeyler burada çok acayip. Tekneler gelmiş yan tarafta. Dur size tekneleri göstereyim. Tabii tekneleri burayı keşfetmişler. Buraya araç yok arkadaşlar. Yoldan buraya yaklaşık 700-800 metre yürüyerek geliyorsunuz. Maalesef yani karavan falan diye düşünmeyin. Karavanla buraya inilmiyor. Zaten burada tabiat farkı. Akşam saat 7'ye kadar giriş var. Sabah 8, akşam 7. O kadar kullanabiliyorsunuz. Şöyle geniş bir açı göstereyim size. Alan şurası. Karavanla inilmiyor. Güzel ama orman. Fakat çok oturacak yer yok. Tesis de yok. Onu da söyleyeyim. Tesis de yok burada. Sadece geliyorsunuz. Fakat denizi görüyorsunuz, şahane. Yürüme. Yani boy bayağı gidiyorsunuz. Boyunuzu geçmiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da tekneci kardeşlerimiz. Burada. Herhalde şurada da bir otel var yanılmıyorsam. Herhalde miskili miskili yapmışlar çünkü. Yani keşfetmişler yine burası. Burası öyle bir şey ki şuradan şöyle çevriliyor. Bak şöyle çevriliyor. Bir resmen bir koy burada. Burada çok fazla rüzgar da almıyor. Dalga da olmuyor tabi doğal olarak. Onun için de bak güzel bir berrak suyu var arkadaşlar. Bakın bayağı berrak suyu var. Berrak bir su da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama tabi işte burada gün boyu kalınır mı onu bilmiyorum valla. Yani çok gün boyu kalınacak bir mekan değil. Sıkılır insan burada çünkü çok insanlar çok dip dibe ya. Bir o sıkıntı var. Bazıları bak insanlar ağaçtan arkasına kaçanlar var. Şöyle hep oralar ağaçtan, gördüğünüz ağaçların altı hep dolu arkadaşlar. Hiç boş değil. Komple ağaçların altı dolu. Çünkü burada gün boyu güneşte kalması imkansız. Düşün bak Eylül'deyiz. Bayağı bir sıcak var. Bayağı bir sıcak var. Yakıyor yani. Maazallah. Yani çok sıcakta kalınmaz burada. Bir de gün boyu tuzlu tuzlu kalacaksınız. O da bir sıkıntı. Ama gelmek isteyen arkadaşlar ana yola kadar gelebilir. Ana yoldan da yürüyerek iniyorsunuz aşağıya. Eşya falan varsa elinizde biraz sıkıntı dostlar. Eşya falan varsa elinizde yürüyerek iniyorsunuz. Şuradan birden çıkın dedim ama herhalde çıkış yok. Yine survivor yaşattım kendime biraz. O yelkenli olan yerleri biraz daha şöyle bir yol var. Şuradan şöyle bir gideyim bakayım nerelere gidiyorum. Hadi bakalım yine bir survivor yaşayalım. Evet. Ya yine aynı yere çıkacağım. Değişen bir şey çıkalım. Yok herhalde. Şurada tepeden de bir yol gidiyor. Yine buraya geldim. Tatlı bir güzergahtan yine buraya geliyorsunuz. Yani oralara gidip yüzebiliyorsunuz sonuçta. Evet sadece buraya kısa bir video çekeyim dedim. En azından burayı tanıtayım. İster karavanla ister normal aracınızla gelebilirsiniz arkadaşlar. Burayı kullanabilirsiniz. Ekmeksiz koyu burası. Evet burası da ormanın içine gidiyorsunuz. Öyle ormanın içine gidiyorsunuz. Gerek yok. Sadece kısa da size burayı tanıtmış oldum. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa arabaları ta yukarıda bırakıyorsunuz. Yaklaşık 1 kilometre yanılmıyorsam buraya yürüyüş mesafesi. Elinizde malzeme falan varsa biraz sıkıntı.
ağır oluyor onlarla inmek. Onun dışında burayı gelip günübirlik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelmek isteyen dostlara duyurulur. Burası ekmeksiz koyu.